TRT Spor ekranına hoş geldiniz değerli seyirciler. Aziz Yıldırım özel yayınıyla karşınızdayız. Fenerbahçe'de artık seçim zamanı. Cumartesi ve pazar günü seçim heyecanı yaşanacak sarı lacivertlerde ve pazar günü Fenerbahçe yeni başkanını seçecek. Öncesinde Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ı stüdyomuzda konuk ediyoruz. Bu seçim sürecinde yaşananları ve seçimde olabilecekleri konuşacağız. Sayın Aziz Yıldırım'la Konuğumuz Aziz Yıldırım ve ona soru soracak iki değerli isim de var. Senat ok, Mustafa Sapmaz, TRT Spor'un değerli yorumcuları da bu yayında bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş Çok... geldin Sayın Başkan. Sağ olun. Evet, güzel <laughs> e, hikayeler e, anlattık, dışarıda konuştuk. Evet. E, ve şimdi tabii bu seçim dönemini sizinle konuşacağız. Her şeyi konuşacağız burada elbette ama şöyle bir tablo var izlerken benim dikkatimi çekti. Biraz önce yayından önce de size sordum kızınız Yaz'la ilgili. Evet. Siz de notları e, ayarlarken bakarken yaz deyince kafayı kaldırıp böyle gözlerinizin içi güldü. Onu hissettim e, yaz deyince. Attığı gol var. E, evet. Sosyal medyada çok konuşuldu. Bu 6 yıllık dönemde Yaz büyüdü. Siz biraz dışarıdan izlediniz, ne yaşadınız, ne oldu, ne hissettiniz Sayın Başkan öyle başlayalım. Ne hissettiniz derken neyle ilgili ne hissettim? Yazla ilgili, yazın yaz büyümesi mi? ve Fenerbahçe ilgili. Tamam. Şimdi tabii hepimizin çocukları değerlidir. Zaten burada çıkışımızın bir noktası da çocuklar üzülmesin, onları sevindirmek için şampiyon olmamız lazım dedim ve onun için de aday oldum. Tabii bütün camianın sevilmesi lazım, mutlu olması lazım. Bunun için de el birliğiyle Fenerbahçe'nin şampiyon olması lazım artık. Bu kadar uzun süreç hiçbir zaman yaşanmadı. Dört yılın suçu, günahı her şeyi benim. Neler olduğunu da, neden olduğunu da anlattım daha önce. Yine söylüyorum. Biz konsantrasyonumuzu Fenerbahçe takımına veremedik. Antrenör seçimlerini yanlış yaptık. İşte e, şeyi getir, Pereira ya getirdik. Ersun Yanal, e, İsmail Kartal sonra da e, Pereira getirdik. O süreçte biz mahkemelerle uğraşmaktan yok Yargıtay'dan dönüyor, dönecek karar vermiyorlar. Buraya geliyor Çağlayan'a bu karar ne zaman Ankara'ya gidecek? Bütün konumuz mahkemelerdi. Yalnız biz burada yaparken bizim mahkemelerin dışında da bizi bu kumpasları yapan polisler, savcılar, hakimler onunla ilgili herkesle ilgili de dava açtık. Yani biz yalnız kendi davalarımız değil biz o davaları takip ettik. Onlarla uğraştık. Neyse sonuçta 2018 ya 19'du galiba 19'da 2019'da bütün mahkemeler bitmiş oldu ve temize çıktık. Ondan sonra bizim kafamızda da hiçbir bu konuda bir düşünce, fikir kalmadı. Ve atladık. Ondan sonra maçları seyretmek. Arada maç seyrettim. Yurt dışında gittim bir, birkaç maça. Ama Türkiye'de yani çok az maç seyrettim. İlgilenmedim fazla. Çünkü nedeni de şu bu stresli ortamdan kaçmak istedim. Çünkü hakikaten Türkiye'de spor idareciliği yapmak zor. Çünkü hep stres var. Yani sabah başlıyor stres akşama kadar. Yok para bulacağız veya işte oyuncunun problemi var, teknik heyetin problemi var, kongre üyesinin olan onların problemi var, taraftarın problemi var. Türkiye'de bu bir türlü hepimizin zevk alacağı Ondan dolayı mutlu olacağı bir ortam olmuyor. Bunlardan uzak durmak ve bunları yaşamamak için de bu konulara fazla girmedim. İşte çağırıyorlar. Diyorlar ki Fenerbahçe'de bir olay oldu. Burası Aziz Başkan cevap versin veya gelsin gitsin. Şimdi buradaki önemli olan şey ben Alişen Başkan'dan sonra başkan oldum. Alişen bu kulüpte çok değerli bir başkandı. Ve bütün tribünler onun zamanında Ali Şen başkan Fener şampiyon nidalarıyla iniyordu. Ben başka 98'de bir oyda seçilip başkan olduktan sonra 20 sene yaptığım süreçte bu sloganları duymadık. Neden? Çünkü Aziz Yıldırım liderdi. Onun yanındaki arkadaşlar da güçlü figürlerdi yani yönetici olarak. Yani Ali Koç yanındaydı 2006'dan 12'ye kadar. Efendim söyleyeyim Nihat Özdemir vardı. Federasyon başkanı oldu. Ali Koç başkan oldu. Oradan diğer bazı değerli isimler bir yerlerde Mithat Yenigün şey, Müteahhitler Birliği Başkanı'ydı. Yani değerli isimler vardı. Onlar da hepsi bir yerlere geldiler ve güçlü kuvvetli bir yönetimimiz vardı. Ondan dolayı da biz o dönemde bilhassa 2001-2011 yılları arasında 5 defa şampiyon olduk. Bir tek Denizli'de son maçta kaybettik. Onun dışında her iki senede bir şampiyonluğu yaşadık. Fenerbahçe tarihine baktığınız zaman 1959'dan 2018'e kadar 19 şampiyonluk var. Bunun altısı Aziz Yıldırım ve arkadaş, yönetici arkadaşların şampiyon yaptığı Fenerbahçe vardı. Burada en az yüzde oranlarsanız yüzde 33'ünde biz varız. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yaptık. Biz bu mücadeleyi yaptık. A ne zaman? 2011'den sonra 2013-14'te de bir rafa şampiyon olduk ama bu yapılan operasyonlardan dolayı biz maddi anlamda da sporcuları kaybetme ve bizim güçsüz bir hale gelmemiz yapılan operasyonlar sağlandı. Aslında ele geçirmeye çalışılan e, kamu gücü yüksek olan bir fenerbahçeydi. Kamu gücü yüksek bir fenerbahçe. Çünkü fenerbahçe 3 Temmuz'da sokağa çıktı. Ne yaptı? Bizim Metris'te, e, Vatan Metris olaylarında bütün taraftar, Fenerbahçe üyeleri, taraftarı kadın, erkek, hepsi geldiler, destek oldular. Fenerbahçe birleşti. Sonra Metris'te, Babalar gününde, başka bir günlerde Fenerbahçe'yi taraftarlar, geldiler bize destek oldular, bağırdılar. İfadeler ettiler kendilerini. Bizi, sevdiklerini anlattılar. Sonra Silivri'de kış gününde birinci gün olası dolmuştu. Ben mesaj verdim arkadaşlarla dedim ki burada kalmasınlar. Burada problem yok. Biz Çağlayan'da da başladığında oraya gelsinler ve onlar oradan ayrıldılar. Sonra ne verdiler? Fenerbahçe ceza verdiler. Ceza neydi? Erkekler maça giremeyecek. Yalnız kadınlar maça girecek. Fenerbahçe kadınları 50 bin kişi stadı doldurdular. Tezahürat yaptılar. Çocuklar hep beraber orada Fenerbahçe'ye sahip çıktılar. Dünya bunu gördü. Yani Türkiye değil. Ve Fenerbahçe güçlü bir hale geldi. Bu güç daha sonra ileriki, ileriki yıllarda devleti ele geçirmeyen, geçirmeye çalışan 2016'daki operasyonda sokağa çıktılar. İnsanlar so alt sokağa çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı çağrı yaptı doğru lider olarak. Ama o halk da Fenerbahçe'nin çıkışından dolayı gözlemlediler ve kendilerinin de dışarı çıkması gerektiğini gördüler ve dışarı çıktılar. Onun için herkesin Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarlarına teşekkür borcu var. Burada şeyi sormak istiyorum başkanım. Burada aslında hani seçim sürecinin başlangıcını soracağım ama ayrışmış mı görüyorsunuz o zaman şu andaki Fenerbahçe yi? bu 6 yıllık dışarıdan baktığınız, kızınızla ilgilendiğiniz dönemin içerisinde? Hadi şimdi şöyle Mustafa Bey. Fenerbahçe'de liderlik sorunu var. Herkes başkan olabilir. Başkan normal bir insanda getirsin, başkan yap, yapabilirsin. Ama lider bizim rahmetli Yüksel Günay ve divan başkanı şöyle dedi. Sen reissin derdi bana. Sen başkan değil reissin derdi. Liderlik ayrı bir fonksiyon gerektirir. Lider her şeyi kucaklar. İyi günde de kötü günde de her şeye sahip çıkan insandır. Şikayet etmez. İşi çözmeye çalışır. O e, almış olduğu camiasındaki gücü, o gücü kullanır. Ama bizim maalesef benden sonra e, bu gücü göremedik. Bu gücü göremedik. Ve 6 senedir hiçbir başarı yok. Ya böyle giderse bu başarı ben olmasam, ben çıkış yapmasam o başarısızlık devam edecek. Belki bu bizim çıkışımızla beraber Fenerbahçe'deki ölü toprak ortadan kalkmıştır diye bekliyorum, temenni ediyorum. İnşallah öyle olmuştur. Ben, pardon sen, yani şeydeki ilk adaylığınızı açıkladıktan sonra yaptığınız basın toplantısına katıldım. Görkemli bir kalabalık vardı ve enerjisi yüksek bir topluluk vardı karşınıza seslendiğiniz. Evet. Seçim öncesindeki bu yaptığınız, bütün toplantıları da değerlendirdiğinizde, bu tecrübelerinizle birçok defa seçime girdiniz, o gezileri yaptınız. Nasıl evet. görüyorsunuz kendinize ya, olan? Şimdi tabii... Yapılan çalışmaların içerisinde kazanabileceğimiz ortada yani kazanabiliyoruz. Bu ama yüzde yüz kazanız diyemeyiz çünkü bu iki 3 günlük süreçte vereceğimiz demetler, yapacağımız çalışmalar bunu belirleyecektir. Kararsız olan insanlar var. Yani insanlar kavga etmeyi düşünmüyor. Yani kavga edilmesini istemiyor. Biz de o yönde çalışmalar yapıyoruz çünkü kavga biz de istemiyoruz. Kulübün Kulübün diyorum bak. Kulüp çok önemli. Kulüp açacağım onu birazdan. Kulübün birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu yalnız bizim şahıslarımızla ilgili değil. Bütün camianın birleşmesi lazım. 3 Temmuz'daki gibi. O da sağlarız. Yani bu seçimin sonucunda beklediğiniz tablo da o aslında o zaman üyelerde. Tabii tabii. Yani şey yok. Sıkıntı yok. Şimdi fazla iddialı da konuşmayalım. Sonra <laughs> tedbir alırlar. O tedbiri aldırmayalım. <gülüyor> evet, <gülüyor> Sayın Başkan ben 2018'den sonraki süreçle alakalı biraz konuşmak istiyorum, sormak istiyorum. Başkan adayı, yani rahat bir hayatınız olduğundan bahsettiniz. 2018'den sonra kendi işinize döndünüz, ailenize tabii. daha çok vakit geçiriyorsunuz, keyfiniz yerindeydi. Ee, hangi an, hangi olay sizi e, bu çıkışa itti ve neden aday oldunuz? Mutlaka spesifik bir e, örnek vardır bunlar. Nedeni yani. var, tabii. Tabii. Neden şu? Şimdi Trabzon'da gittik maça. Trabzon'da. Fenerbahçeye çok haksızlık yapıldı. Bu doğru Hakem yaptı. Sağ içindeki olaylar, işte oradaki e, yani galibiyet de zor geldi yani. E, Fenerbahçeli oradaki futbolcuların e, <laughs> iddialı durması ve kendilerini maça vermeleri, konsantre olmaları maçı Fenerbahçe tarafından kazanılması oldu. Orada olan meşaleyi oyuncumuz eline aldığı anda hakemin maçı iptal etmesi lazım. Ama etmedi. Sonuçta galip geldik. Ha, şimdi şu var. 20 sene başkanlık yaptım. 2010-11 yılında o zaman Sadri Şener başkandı Trabzon'da. Trabzon'a gittiğimizde bizi çok iyi ağırladılar. Tübünde beraber oturduk. Beraber orada bir şeyler içtik, yedik. Yani yemek anlamında. Ee, ve orada 3-2 yenildik. Ona rağmen e, yenilmemize rağmen biz üzülmedik. İlk maç olduğu için. ikinci Üçüncü maçtı galiba. Ve orada da bize iyi davrandılar. Gayet iyi karşıladılar. Ama 19 senede hep bu son yaşadığımız olaylar yaşadık. Yani sağ maçlar yarı kaldı. Biz galipken bir sıfır hatırlayın. Hakem Volkan soyadını hatırlamıyorum. Bayarslan'ı orada darp etmeye kalktılar. Yani her gittiğimizde bunları yaşadık. 1999 yılıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, seyirci kale arkasındaki seyircimizi polis girdi orada işte onlara eziyet etti ee, bizimkiler de ona karşı durdular sonra biz gittik ee, şeyi e, asma kilidi kırdım bütün seyirciyi sağ noktasına aldım biz bunların hepsini yaşadık geçmişte yani her zaman şimdi Trabzon'un baktığınız zaman aslında Trabzon'un sosyolojik bir konu bunu devletin incelemesi lazım bizim görevimiz değil bu devlet inceleyecek ve ona göre çözüm verecek. Şimdi bu son maçtan sonra çok iyi, galibiz. Hepimiz birleştik. Hepimizin kafasında artık Fenerbahçe'ye yapılan bu şeylere karşı e, kazanmaması için ne gerekirse yapanlara karşı, Fenerbahçe ezmek isteyenlere karşı birlik beraberlik sağlandı. Ama ondan sonra olaylar başka türlü gelişmeye başladı. Ne oldu? 2 Nisan'da bütün taraftarlar, şey, kongre üyelerini stada çağırdılar. Ve dünyanın her yerinden insanlar geldi. Gelirken neydi amaç? Açıklama. Ve bunlarla ilgili de toplantılar yapıldı. Fenerbahçe'yi ligden çekmek. Fenerbahçe'yi ligden çekmek dediğiniz anda bütün Fenerbahçe kongre üyeleri samimi olarak geldiler, statta bulundular. Ve bu karar alınacak diye de destek olacaklardı. Ama geldiler, bunu göremediler. Hepsi hüsran oldu yani. Niye geldik biz? Bizi niye çağırdılar? Çünkü yönetim kendisini kurtarmak için, olayı kongreye atabilmek için bir karar aldı. Ve o kadar kongre tasdik etmedi halde kongre tasdik etmiş pozisyona soktular. Neydi o? UFA'ya gideceğiz, U19'da maça çıkacağız. İşte ondan sonra belki kafalarında oynamaya devam etmek veya çekme vardı... Burada çekme işini gerçekleştirdiler. Ama o anda biz gol yedik. Bu mudur Sayın Başkan nihai kararınız? Devam ediyor. Devam ediyorum. Evet. Devam ediyorum. <laughs> Senat Bey devam ediyorum. Ondan sonra ne oldu? Bu Urfa'daki hadiseden sonra şampiyon Süper Kupa'yı rakip aldı. Şampiyonluğunu yazdılar. Bizi tabi yani 19'u çektiler dışarıya. Şöyle oldu, böyle oldu diye yazmayacak. Şampiyon Süper Kupa'yı onlar kazandı yazacak. O çocuklara da yazık. O 19'daki çocuklar orada moral olarak bozuldular. Çünkü çıktılar 5 dakika oynadılar. Ondan sonra dışarı çıktılar. Halbuki Fenerbahçe forması giyen, giyilen her yerde hep kazanmaya oynarız. Yani öyle yenilmeye veya kaçmaya Fenerbahçe olmaz. O zaman Fenerbahçe büyüklüğüne zedeleme gelir. Bundan dolayı arkaya devam etti bu olay. İşte Sayın Başkan çıktı Ali Bey dedi ki ben olduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon olmaz yapmazlar dedi. O bir isyandı. Ay i̇syan olmaz. Fenerbahçe Başkanı o şekilde isyan etmez. Tam tersini söyler. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım. O bir mesaj olur. Ama öbürü oyunculara bir mesaj oldu. Teknik heyete bir mesaj oldu. Taraftarlara bir mesaj oldu. Taraftar ve şey kongre üyeleri Bundan dolayı umutsuzluğa kapıldılar. İşte oyuncular e nasıl olsa biz şampiyon olmayacağız. E biz niyeden mücadele ediyoruz? Bundan kaçalım dediler. Ve o beraberlikler geldi. Olimpiyakos'a elendik. Hatalarımızla. Yoksa biz kupayı alabilirdik yani. Fenerbahçe futbol takımı kaliteli oyunculardan meydana gelmiştir. Bunu herkes kabul ediyor. Biz de ediyoruz. Ve bunu da ediyorum, söylüyorum. Ha, takviye yapmak lazım. Gayet doğaldır. Her sene sonunda eksik gördüğünüz yerlere bazı oyuncuları alırsınız, takviye yaparsınız. Şimdi ne oldu? İyi bir teknik adam geldi. Ben Galatasaray'ı yeneceğiz dedim. Değil mi? Yeneceğiz dedim. Basın. Çocuklar için, bu çocukların sevilmesi için yeneceğiz dedim. 10 kişi kaldık, yine haksızlıklar, yendik. Onun tadını çıkaracakken maçtan sonra başka olaylar oldu, <laughs> üzüldük. Yani orada onlar olmasa, Fenerbahçe sevinci daha çok yaşayabilirdi. Çocuklar trampetle ve davulları sokaklara çıktılar. Ertesi gün okula formalarıyla gittiler. Kendilerini kızdıran arkadaşlarını kızdırdılar değil mi? Bunlar bir mutluluk getirdi yani. Sonra ne oldu? Dedim ki Mourinho ile görüştüm dedim. Mourinho ile konuştum senin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de sana ihtiyacı var dedim anlattım bunları. O da dedi ki 3 adaysınız. Ben bir tane aday benimle telefonla konuştu dedi. Bir aday da Ali Beylerde Blanco'yu ben Perşembe günü konuştum. Salı günü Mendes'te görüşmeye gelecek dedi. Sonra o salıdan sonraki hafta solu ben Roma'da görüştüm. Bak herkes bilsin yanlış konuşmasın. Ama açıklamadık. Neden? Sayın Moreno dedi ki lütfen bunu açıklamayın nerede görüştüğümüzü. Biz de açıklamadık. Saygı duyduk açıklamadık. Ama Londra'da görüşmüşler şu bu diye haberler çıkınca doğruyu anlatalım. Roma'da iki saat görüştük. Konular konuştuk. Dünyadan konuştuk. Roma ile ilgili konuları konuştuk. Ondan sonra da ayrıldık. Menajeriyle, bizi... görüştünüz menajeriyle görüştünüz mü? Menajeriyle görüştünüz mü? Dur bir dakika menajeriyle görüştük. Abi. Yani biz ne diyorsak ben doğru söylerim. Benim hayatta yalanım olmaz. Bak hayatta yalanım olmaz. Yalan bilerek söylemem. Ha bilmeden söylemiş olabiliyor plan Ama bilerek yalan söylemem. Mendes'te Mahmut Üslu ile Önder Bey gittiler Porto'da görüştüler. Porto'da. Ve Mendes hastaydı. Rahatsızmış. Evine gitti görüştüler. Şartlarda hepsini konuştular, anlaştık. Ve bir sözleşme hazırlanıyordu. O arada da Sayın Movio büyük veşte bir e, şeyler maçı ya e, yaşlı Veteran sporcu tekrardan öyle bir maçta e, oradaymış. O işte okuyup işte avukatla okuyacak diye biz beklemeden geldiler. Ondan sonra kulüp devreye girmiş. Gittiler imzalattılar. Onların imza etkisi var. Bizi biz ancak seçilirsek protokol yapacaktınız. Var. Peki burada sonuç ne? Sonuç böyle bir teknik direktörü benim söylemem, telaffuz etmem ve onların daha önce de konuşuyorlarsa bunu hızlandırıp <laughs> gidip çözmeleri ve 6 yıllık süreçte ilk defa bir teknik direktör Haziran'ın başında Fenerbahçe'nin başına geldi. Başkan'dan Bundan önce dolayı hepimizin sevmesi lazım. Benim yüzde bir, benim arkadaşlarım yüzde bir payı varsa bundan mutluluk duyarız. Peki başkan, Her şey Fenerbahçe için. Seçim, sonuçta seçim kozunuzdu. Yani hayır, söyleriz. hayır. Ama öyle ben düşünmedim. Ben çünkü Yani sanki, o sözleşmeyi pro yapacağınız protokolünü yap, e, imzalamadığınız için bir keşke Hayır, var mı? Öyle bir şey yok ya. Ben rahatım ya. Benim bir şeyim yok. Bakın ben anlatıyorum. Bu sözünden sonra Fenerbahçe şampiyon olmaz dedikten sonra onun aday olmaması lazım. Yolu açması lazımdı. Ama yolu açmadılar. Yolu açmadılar. Ve ilk açıklamanın da şu var. 3 Temmuz ve 4 Nisan'ın problemlerini çözmek için Aday oluyorum diye. ilk açıklaması o. Ben açıklamayı yapınca artık o açıklamadan vazgeçtiler. Çünkü 3 Temmuz'un ve 4 Nisan'daki mağdur olan insanların başında gelen benim. Ben geldim. Mağdurum. Tabii Ama siz liderim. Benim, Bakın ben liderim. Orada senatak özür diliyorum. Liderim dediniz. Evet. Benim merak ettiğim konulardan birisi şu. Jose Mourinho basın toplantısında belki bir mesaj da verdi Heh. ve dedi ki ben bu konuda bencilim. Bütün ilgiyi üzerimde isterim. Doğru. O da bir liderlik figürü. Tabii. Siz de ben başkan değilim, liderim diyorsunuz. Tabii. İki profil çalışırsa nasıl bir şimdi şöyle, e, durum ortaya çıkar. Bak. Şimdi buradan bir İlkay Bey bak şöyle. Siz eğer onun işine karışacaksanız, bilgili değilseniz, konuları bilmiyorsanız onun içine karışırsanız Mourinho kaçar gider. Gider yani. Çünkü öyle bir teknik direktör bak ifadesi var. O zaman onu serbest bırakacaksınız. Onun isteklerini yapacaksınız ve devam edecek. Geçmişte de biz hiçbir hocaya şunu oynat, bunu yap, şöyle olsun, böyle olsun demedik yani. Biz kadroyu yaptık, beraber yaptık veya biz yaptık, verdik, o devam etti. Ha, başarısızlık varsa sonunda o hesabı sorduk. Yani o da böyle. Onu hiç şey karışmayacağım diyorsunuz yani. Ya ben öyle bir yetkim yok ya nasıl karışırım? Bu insanı bak sen benim kızımdan bahsettin. Benim kızımla da o görüşmede telefonla görüştürdüm. O kaseti seyrettik et beraber. Var mı o gördü belki Bilmiyorum sizde varsa. Yazın attığı gol abi, Ronaldo abi. sevinci. Onları gördü. Sonra kızımla telefonla görüştürdüm. Kızım Movina şunu söyledi. Sizin dedi Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmanızı istiyorum dedi. Ben konuşmada hangi aday kazanırsa muhakkak Fenerbahçe'ye gelin dedim. Ben istiyorum diye gel demedim. Fenerbahçe'ye gelin dedim. Fenerbahçe'ye de gelmesi lazım. Evet. Ve geldi. Şu evet. var. Yapanları evet. da tebrik ediyoruz. Şeyi de, şeyi de alanları da yapanları da emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Bir liderlik sorunu yaşanmaz yani. Siz Yok hayır diye. bizde olmaz. Peki orada konu hani Mourinho olmuşken şimdi imza basın toplantısında daha doğrusu. Sportif direktör Mario Branco da vardı evet. ve Mario Branco'nun hani organizasyonu, onun sunduğu dosya vesaire de çok fazla konuşuldu ve Mario Branco'nun aslında çalışma tarzı da hem Kongre üyeleri hem de Fenerbahçe taraftarları tarafından da bir yandan takdirle karşılandı. Şimdi sizin tamam. daha önceki dönemlerinizde çok fazla sportif direktör çalışması var ama böyle bir şey yok. Gelirseniz sportif direktörle mi çalışacaksınız yoksa? Bak şimdi Mustafa Bey ben ki. O da bu konuyu konuştum yani. Sen ekibine kimleri istiyorsan alabilirsin dedim. Ya biz karışmayız. Sen sportif direktör olarak kimi istiyorsan biz ona bu isimde biz dedik. Yani öyle bizim ayrımımız yok. Ha şimdi bu bu arkadaşlar devam etmek biz gelirsek, devam etmek istiyorsa devam ederiz. Ne olacak yani? Bizde herhangi bir çalışmamız onun eksik fazlasını ben bilmiyorum ki. Mario, Mario Branco takdir edecek o. Mario Branca çalışmak istemezse He. ikna etmeye çalışırsınız. Çalışmak az isterse. Aziz Yıldırım seçilirse onu, ben devam evet, etmeyeceğim demiş Mo Mario Branco. Her gün her şey değişir. Her şey her gün değişir. Ay, Ayılmak gitmek isterse bizim yapacağımız şey yok. O kim isterse getiririz. Benim sayın Başkan aslında birçok soru var ama tabii şu an konunun geldiği konu Mourinho ve Branko olduğu için merak edilen bir konu da transferler ve Mourinho kimi isterse ona yakın o isimler alınacağına dair bir ifadeniz olduğunu hatırlıyorum. Tabi e, tabii burada en çok merak edilen konu Mourinho önemli isimler ister, yıldız isimler ister. Bununla alakalı bütçe nedir? Bununla alakalı finansman nasıl sağlanacak? Bunu da merak ediyorum. Finansman kolay. Tamam. Ya herkes kendi kaynaklarımızdan getirir. Verir. O problem değil. Geçmişte yaptığım gibi. Valiçi bak oradan başlayalım. Valiçi kim aldı? Kim aldı? Size aldınız. Kaça aldım? 10 milyon dolardı hatırlıyorum. 9 milyon evet, dolardı evet. Bursa'da. Bak 9 milyon. Fenerbahçe'nin bütçesi ne kadardı? 3 milyon. 13 milyon. 13 13 14 yani o civarlarda bir şeydi. Sonradan yayın hakkıyla ilgili <laughs> imzalamışlardı 16 milyon diye Stat geliri ne kadardı? En fazla 2 milyondur iki buçuk milyondu. Diğer forma şu bu gelirleriyle beraber 16 milyon bütçe vardı. Ben 9 milyona Baliç aldım. Baliç'i alırken Bursa'ya kulübün çekini gönderdim. Altına imza attım. Altına imza gönderdim. Kabul etmediler. Kabul etmediler. Ben öyle bir Fenerbahçe aldım. <laughs> Dediler ki şahsi çekini. Bir çek gönderdim. Şahsi. İşte birkaç çek. bir Haziran'dan işte 30 Haziran'a kadar 9 milyon doları ödedim. Kimseye anlattım mı? Söyledim mi? Bak siz bir de yeni duyuyorsunuz. 9 milyon dolar. Ödedim. Ve sonuçta bu en çok merak edilen konulardan i̇şte biri transfer ya konusu. Yaptım. Arkadan Ortega'ya getirdim. Değil mi? Bak Türkiye şeyden Abdullah'la o gün aldım Trabzon'dan. 7 milyon dolara. İkisini 7 milyon. Biri 3, biri bir, 4 servisleri... Bir, İkisini getirdim. Baliç'i aldım. Sonraki senelerde Hoydonk'u getirdim. Hoydonk. Ondan sonra Ortega'da. Gara'da. Hoydonk. Başkanım o... araya gireceğim. Getirdiğiniz, sizce getirdiğiniz en önemli oyuncu kimdi? Hepsi. Bir, bir isim, Hep, bir, hepsi bir, 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 bir isim, bir isim. <laughs> mesela, ben, mesela, ben, mesela Roberto Carlos'u'ya... Önemli ben, değil, ben, Roberto Carlos'u... Hani merak şimdi, etmişim, şimdi hepsinin, bak ayrı özellikleri var. Şimdi Ortega, Arjantin'de Maradona'dan sonra, sonra en sevilen isim marka. Getirdik. Hoydonk, Hollandalı markası. Getirdik. Arkadan Amerika geldi. 26 <laughs> yaşında geldi bu ya. 26 yaşında Amerika Türkiye'ye geldi. Ha çok kıymetini bildik mi? Hayır. O ayrı bir konu. Denizli Spor Maçı'nda 11'de değildi. E, e, oynatmadı. Katlodaydı, de, oynatmadı. oynatmadı. Efendim söyleyelim Alex geldi. Nasıl geldi? Geldi. Herkesin sevgilisiydi. Sonra e, protesto edildi. Kalktık, alkışladık. Burada kalmasını sağladık. Ondan sonra kim geldi? İşte şeylerde 2008'lerde Kezbanlar geldi. Sayın o kadroda. Roberto Carlos geldi. Roberto, Roberto Carlos Real Madrid'de kaptandı. Şampiyon oldular gece. Bizim arkadaşlar İyi. gittiler. Aldılar özel uçakla sabah getirdiler. Gece hatta çıktılar sabah sabah Yanında geldiler. 2 3 yıl sürdü o süreç. Böyle bayağı da mes Ya bir buçuk senede final hallettik. Bütün önünde eğilirken anons yaptı. Robert David Beckham Amerika'ya Roberto Carlos İstanbul Fenerbahçe diye Real Madrid stadında anons yapıldı. Biz öyle oyuncular geldi. 2011'de kadro çok iyiydi. Şampiyon oldu. Emelike'yi aldık. Real Madrid'den bir orta saha geldi. Konuşmaları yaptık yani çözmek için. 3-4 tane iyi oyuncu daha alacaktık ve orada Avrupa'da başarılı olmak için çalışacaktık. Başkan Sayın Başkan'a bu son dönemde bu isimleri çok fazla göremedik ve hatta bununla alakalı da eleştiriler oldu. Yani sizin başkanlık döneminiz ilk yıllarında bu saydığınız isimler çok değerli ama son dönemlerde bu tip isimler yoktu. Bu eleştirilerle ilgili nasıl bir cevabınız? var? Şimdi bak. Senat Bey diyorlar ki biz borçlu aldık. Çok borç aldık. Onu Branko da <laughs> Mourinho'ya söylemiş. O, o, bize söyledi. Dedi ki işte bütün Fenerbahçe'nin mal varlığının resimlerini göndermişler. İşte salon, stat, e, ağzı hepsini göndermişler resimleri. Topuk ailesi. Bu sunuda Mourinho bahsetti. Mario Branko'nun gönderdiğini. Resimleri evet. hepsini göndermişti. Tamam. Hepsi ben yaptım. Bir tane çivi çaktılar mı? Var mı bir tane çivi? Yok, hepsi benim yaptığım şeyler. Bu yaptığım şeylerin hepsi de maliyetli. Bugün 600 milyon dolar değerinde. Ben geçen sene konuşmamda istiyorsanız fiyatlarını da söyledim. Bunlara getirin ben bunları satın alayım dedim. Bak bu kadar da söyledim. Gayrimenkullerin toplam yani, değeri 600 milyon doları geçer. Bu e, yine şey geldi, yeri geldiği için. Peki bu önünüzdeki 3 yıl e, seçildiğiniz takdirde bu dediğiniz gayrimenkulleri geliştirmek Şimdi mi var? Yeni, şu. yeni projeler... Mustafa Bey, önce bunlara bakım onarım yapmak lazım. Hepsi atıl duyuyor. Gidip ziyaret bile etmiyorlar. Şikayetler var. Fenerbahçe Kongo evi deve ağzına giremiyor ya. Kapattılar deve ağzını. Kimseyi almıyorlar. Kulübe kimseye... Kulüpçülük öldü. Kulüpçülük yok. Kurumsal yapı diyorlar. Kurumsal yapı. Kapıda geldim, randevu istedim, kulübe geldim. Bu kulüp. Kulüp bu. Bu bir şirket değil. Buradaki kongre üyeleri ve taraftar kulübe ve tesislerine zaten olan tesisleri de ben yapmışım. Havuz yapmışım. Şeyde Fabrik Gazda havuz var. Binayı depremden dolayı yıktım yaptım. E, bir havuz orada var. Ben yaptım. Fabrik -Gaz tesisini ben yaptım. Sosyal anlamda. E, gel deve iki havuz yaptım. Hayalim de Büyük sahayı tamamen havuz yapmaktı. Yani sahayı çim benim yaptığım onu da ben kimi ben yaptım. Kendi kaynağımla yaptım. Hollanda'dan getirdim. oya bir buçuk saha yaptım. O <laughs> bir buçuğun şeyinde de şu anda havuz var. 25 senedir çim değişmedi. Dubai öyle. Aynı çimde oynuyorlar. Şimdi fabrikal gazı yeniden yaptım. Boksuna salon yaptım. Masa tenisine salon yaptım. Gittiler iki defa Avrupa şampiyonu oldu kadınlarda. Efendim e iki tane baskete ve beleybola salon yaptım. Her şeyi orada ben yaptım. <laughs> Lokal yaptım. E bu Yapılan bir şey. küve Küvek tesislerini yaptım. Yerkene tesis yaptım orada. Deve ağzında. E var mı yaptıkları bir tane bir şey? Tesis, e para, tesis. para Ama bunun karşılığında da bak sana söylüyorum. 194 milyon Yuvo para harcadılar 6 yılda sporculara. Desine, biz de harcamadık. Bütün liste burada. Bak bütün liste burada. Orada Ve bu oyuncular var tabii. Evet. Satışlar var. Öyle Ya satış var ne abi? Kimi sattı? Vedat Elif Elmas. Başka? Ya, onu, ya, ben aldım onu. Ben getirdim. Bon de yok. Vedava El, El, getirdim. Elif Elman, Parasına gerekli parayı verdik. 200 milyon falan da Hasan ile basketçi Antic transferi yaptı. Onlar uğraştılar, yaptılar. Yoksa Napoli ta o zamandan istiyordu. 25 kulüp istiyordu çocuğu. Say sayın Başkan. Orada... Bütün sattılar. 50 milyona yakın oyuncu sattılar. Birinci sene sattılar. Borç borç diye söylüyorlar. 50 milyon euro bizim oyuncuları sattılar. İki tane de basketçi Amerika'ya gitti. Onlardan da 2 milyon dolar geldi. Euro, euro veya dolar geldi. 50 milyon euroluk bir bütçe geldi bunlara. Sonra halka arz ettiğim benim sportif aşede tuttular şeyi arttırdılar. Sermaye. Sermaye arttırdılar. Oradan da 25 milyon euroya yakın para geldi. Sonra benim özellikle 10 sene 15 sene uğraşıp çıkardığım vergilerin amatörlere kullanılmasından 110 milyar. Yani o zamanki parayla 5'e böldüğünüzde işte 20-22 milyon euro para geldi. Toplamda 100 milyon geldi. Ne oldu? Ya bunları bir düşün benim borcumdan. <laughs> Geldiyse buna <laughs> gidin. Değer de borç varsa kapatın. Kapatmıyorlar. Ama borç var, mal varlığı yok. Aktif, pasif. Şöyle değerlendiriliyor. Ee, bir önceki dönem, yani 2018 seçiminden sonraki dönem aday olmamanızı işte sizin döneminizde var olan temlik vesaire gibi aday oldum kaybetti. Için... kaybettim Sonra Bir sonraki. Ya, bir dahaki neye geldim abi? Millet orada Mustafa Bey. Tribünlerde konuşturmadılar. Bağırdılar, çağırdılar. En sonunda ne dedim? Bak buradan üzülerek gidersiniz dedim. Ve aday oldum. Buna kırgınlığınızı söylüyorsunuz. E, Kırgınlığı mı? kırgın olmaz mıyım? Yani ben <laughs> bu ben tablo... orada Fenerbahçe'ye eğer böyle bir şey olsaydı, kaçmak gibi bir niyetim olsaydı aday olmazdım. Aday olurken de şunu söyledim. Gelin 150 milyon euro ben koyayım. 150 milyon siz verin. Borç 300. Tamam bunu beraber halletmiş olalım. Siz futbolu idare edin. Ben de amatör şubelere onlara bakayım. Bir de gidip şu mahkemelerle uğraşıyıp çalışayım. Bunu bitirince, biz vefat edince ben bırakayım, siz devam edin dedim ya. Kayıtlarda hepsi var. Sayın, ben kaçmadım. o yüzden, yani yüzden bir sonra... adam kaçan adam bugün gelir mi? Gelmez. Bak iki. Bob şöyle 600 falan bunlar hepsi hikaye. Bir kere bunun içinde 200 milyon ülkelerle yapılan işte arsa ve stadın ismi ülkelerle yapılmasıyla yap işlet hikayesinden dolayı faturalaşmalar var. 420 milyon euro borç gözüküyor. Aslında borç 2 milyar 560 bin TL. Biz bunu kendimiz yani şey olsun diye Borcu daha rahat söyleyelim, anlatalım diye Euro'ya çevirdik söyledik. Orada bir onda iki milyar bakın burada. evet bak burada. İstiyorlarsa onlara da gayrimenkuller borcu karşılıyor mu Sayın Başkan? Çok fazla. Bak burada. Borç burada. TL'yi ben Euro'ya çevirdim. Euro, şey, kur artınca borç da artmış gözüküyor. Öyle değil ki. TL'yi bıraksanız kur yükseldiği için TL'yi kura böldüğünüzde aşağı gider, düşer yani. Şimdi yani... sonuçta Gittiler. Her şeyi anladık. Biz 600 milyon borç bıraktık diyorlar. Peki onların dediği doğru olsun. Peki Bankalar birliğiyle gittiniz anlaşma yaptınız. Dediniz ki bütün borçları konsolide edeceğiz ve bu borçları da Bankalar Birliği üstlendi. İşte yüzde elli tamam burada hepsi var. Yüzde elli tüm gelirlerin vergiden sonra yüzde elli. Bugün galiba demiş ki büyük, büyük değil. Vergiden sonra yüzde ellisini banka alıyor. Bakın ben bankalar birliğiyle konuştum. Ben. bankalarla konuştum. Evet. Tamam yüzde Peki bunlar borç 600 milyonsa niye gittiler şeyle bankalar birliğiyle 330 milyon dolara anlaşma yaptılar? Diye borç nerede? Borcun tamamı mı 330, 330 milyon? 330 milyon işte burada. Peki bir kısmını yapılandır, bir Olur kısmını mu? yapılandır. Olur mu? Bütün borcu yapılandırdılar. Bir kısmı nedir? Bir kısmı olan sporculara ödenecek bedeldir. Sonraki ödemeler. Ya sonraki yıl. E burada da var 190 milyona yakın, euroya yakın e, bu kitapçıkta dağıttıkları e, mavi faaliyet kitabında 190 milyon euroya yakın borç var ileriye dönük. Yani siz e, yaptıkları sosyal... oyuncular 4 sene, 5 sene yaptıkları oyuncular var. Cengiz Ünal. Bu 5-6 yıl evet. başarısızlıktaki e, şey bahane. Değil. Çünkü Mustafa <laughs> <Bey>. 330 <laughs> milyon dolar gittiler bankalar birliği anlaştılar. Demek ki Fenerbahçe'nin borcu bu. Bu. Bunu da 3 onda 2 milyara yakın TL'ye çevirdiler. TL ye. bu borç TL'ye çevirdi. Tamam güzel. Sonra bu borcu faizleri işte ana paradan 48 milyar ödemişler. Daha fazla ödememişler. Olabilir. ...faizleri böyle 4 milyar Fenerbahçe'nin şu anda bankalara, bankalar bildiği yani adını söyleyelim borcu var. 4 milyar. 4 milyar 30 bin kura bölerseniz. Bölerseniz dolar kuruna 110 milyon dolar Fenerbahçe'nin şu anda borcu var. Bunlar nereye şey yaptılar? Boşalttılar, ödedik diyorlar. Ama burada kitapçıkta diyor ki Fenerbahçe'nin borcu 12 mi, milyar. 12 milyar diyor orada. E 4 milyar burada. E 8 milyar nereden geldi? 8 milyar nereden? Kendilerinden geldi. Şimdi nasıl geldi? Onu da söyleyeyim. Şimdi bir de orada bir sene beklediler veya 10 ay beklediler. Diğer kulüpler 5.30'dan döndürdüler borçlarını TL'ye. Sabitlediler. Tabii. Biz 6.70'den. Bu aradaki farktan dolayı Fenerbahçe 61 milyon dolar zarar etti geç yapılan. Neden geç kaldı? Bir bankadan aldıkları parayı şey kabul etmediği için bankalar Birliği bunun o süreçte işte kabul edersin etmesin konuşmaları yapıldığı için Fenerbahçe 61 milyon dolar da ekstradan para ödedi. Ya yani bu fazla para ödemiş oluyor. Ya Şimdi tabii bu, şöyle yapalım. Ee, tesislerle ilgili konuştuğumuz için şöyle, onu tesise heh. geldi. Geçmiştekileri konuştuk anlattınız daha evet. da çok anlatırız ama geleceğe biraz bakalım. Gelecek Yanınızda bir birincisi bu. Bi... Bu stadı yapacağız. Bunun Nihat Öz, Özba, Nihat Özba bununla ilgili çalışma yapıyor. Alman Burada, bir evet. Alman bir firmayla bunun çalışmasını yapıyor. Eğer Burada, bir şey, evet. efendim. Burada merak ettiğim bazı konular var. Buyur. Bu e, çok fazla konuşulduğu için de şimdi o görüntü de e, size yakın olan tarafta e, işte dönerciler ve o cadde var değil mi? Evet, evet. Hep, hep döner ma -ma yediğimiz için mak öncesi, öncesi basın tribününün olduğu, <laughs> yani tribünün olduğu bölüm. Yani basın türbinde olduğu bölüm oraya genişleyebilir. Basın tribünü yukarıda. <laughs> tamam ama oraya yani o bölüm, o bölgeden bahsediyorum. sizden, sizden, sizden bak, taraftan Sizden bahs taraftan bahsediyorum şimdi. Benden tarafı şey söyle adını. İşte basın tribününün olduğu taraf. Yok yok basın di bak sen yanlış görüyorsun. Bak burası evet. Neresi? Orası şey, basın tribünü tamam. değil mi? Basın olduğu yer. Evet, basın evet. olduğu yer. Doğru görüyorum. Şimdi tamam, diğer... Ters Öyle sen... Yok doğru, sen doğru doğru. Doğru doğru. Doğru ha, doğru. doğru. Tabii, tabii. Şimdi diğer taraf Bağdat Caddesi'ne giden yol. Tamam. Arkada da lise var. Tamam. Nasıl genişleyecek? Ne ya, olacak? Iki, i̇ki lise var ya. İki evet. yani... Iki, lise diğer tarafta. Diğer, diyelim ki şu, bu taraf... Bu tarafta değil yalnız. Evet. İki diğer... kale arkası. Hı, i̇ki kale arkası. Hı. Kendi arkasından... Alta kazık yukarıya çelik kolonlar çıkacak. Çelik kolon. Şey de bu çatı da 3 ile 3.80 metre arasında yükselecek. 3 ile 3 metre kalkacak yani. Bunlar maçlar tab oynanırken. Tabii tabii tab tab maç oynanırken. Zaten onu ne yazın yapacaksın. O eskiden... Yazın yapacaksın. Peki at Çatıyı yazın yapacaksın. Sezon içinde peki bunu atmosfer etkilemez. mi? Yani başka bir statta oynanmayacak ya Bir maçta. şey sökmüyorsun ilave yapıyorsun. Sen bak şimdi bütün bu ısı var ya. Burası iki kale arkası hariç kaplayacaksınız yukarıya kadar. Onu da çünkü bir işlem yapmıyorsunuz kaplayacak. Kale arkalarında bu işlemi yapacaksınız. Onda da işlem bittikten sonra bu kaplamayı yapacaksınız. Burada lekler var. Reklamlar falan. Diğer evet. taraf o Bağdat radesine giden yolun olduğu tarafta biraz genişlemeyecek değil mi yola Yok doğru. yok hayır. Öyle. İki kale arkasında operasyon yapılacak. Yani genişleme, 10 bin kişi arkada. bir de. Mevcut olan feneryumlar maratonda şey çatı yukarı kalktı mı arkada boşlukta oralara yerleşim yapıyor herkesin merak etti aslında hani biz bu sene benim tek vaadim var şampiyon olacağız dediniz ya. Tabii. O şampiyonun içerisinde iç saha çok önemli. Ee, burada taraftar Ama sayısı enge azalacak mı hayır, hayır. yoksa Tabii. maçlar... Hiçbir şey yok yani saha içiyle ile ilgili bir şey yok. Saha dışında çalışıyoruz. Sezon bittiği zaman çatıyı kapasiteyi arttırma yukarıya, artırma, yukarıya, artırma, yukarıya kaldırıyoruz. Yukarıya kaldır, kaldırdıktan sonra ama maratonla falan bir bunun arkası kaplanabilir. Yarın da kaplanabilir yani. Eğer proje kaplanır Toplam bunun Sayın Başkan bitmesiyle alakalı sürene kadardır? Ya normalde iki senede biter. Ama biz üç sene diyelim. Üç senede her şey bitmiş olur. Bak iki tane alternatif var. Birincisi 60 bin oturma kapasite. Bir de alttaki şeyi o Dortmund tribünü gibi ayakta seyirci alma. O zaman 65 bin. Siz Dortmund tribünden etkilendiniz galiba şampiyonlar. Evet, muazzamdı. Bak mu, yani taraftar muazzamdı. Müthiş bir tezahürat yaptılar. Hiç 90 dakika susmadılar. Real Madrid taraftarı baş başa da 2 dakika. Maç bitti 2 dakika 4 <laughs> dakika toplam tezahürat yaptılar. <gülüyor> Dortmund <gülüyor> tamam. taraftarı ayrı ya. Yani. Hep aynıydı. Onları tebrik ediyorum. Ben. Muazzamdır. Bir de Sayın Başkan bu proje ne zaman gündeminize geldi? Ee, yani seçime doğru mu yoksa hep düşündüğünüz belki yok, 2018'den yok. önce de planlıyordunuz büyütmeyi. Bu üretmeyi... şimdi bu şöyle Senat Bey e, derneklerle, Fenerbahçelere konuştukça stat'taki sıkıntıları anlattılar. Bir kere kombineleri 23 bin mi 24 bin mi satmışlar. Bu kombineleri mesela en büyük sıkıntıları devretme. Birbirlerine devir etmede ben diyor ki mesela e soyadı aynı olan Senat Ok, Ahmet Ok'a devretmeliyim diyor, kabul etmiyorlar diyor. İşte bazı şartlar varmış falan. Bunların kalkmasını istiyorlar. Devrinin kolay, kolay yaşmasını. Biletlerde alımda zorluk çekiyorlar. Diyorlar ki bize vermiyorlar. İşte şöyle bir şikayetleri var biliyorum. Ama burada söylemek istemiyorum. Bunları çözmek lazım. Gelir Kapa de artacak. Efendim? Gelir de artacak kapasitenin dolayı. E, e tabii kapasitenin Atmosfer dolayı. Atmosfer bitince atar. çok daha tabii. etkili yani hale gelir. Bir gidiyor. şey daha söyleyeyim Mustafa Bey. Yani o para nereden bulacaksın isim hakkını alır yaparız onu. Ayrıca zaten bu yapılacağı için türbüler onlar önceden de yardım için taraftara açarız, satarız. Daha önce şeyde olduğu gibi e, Fenerbahçe'nin türbünde olduğu gibi ilk yapıldığı zaman ki onu sağlarız. Yani. Yani yine tatmıştık. Fenerbahçeliler bir taraftan kendi stadını yenilemesinde de kendi yaparlar. Tabii tabii. Kolay hoş. Burada şimdi seçim öncesi senato sorunuz var mı bilmiyorum. Yani ben seçim de, öncesi seçim öncesi bu biraz saha içine girdiğimizde ben, tamam. bir transfer şimdi, haberi var mı ya? Ben yok, seçilirsem yok. Hayır, şu oyuncu yani, gelecek. Cumartesi cumart, günü, cumartesi günü bir sürpriz bekliyor mu? Hayır. hayır ben ben yapmayacağım. Çünkü ben daha yetkili değilim. Yani öyle söyleyip de insanları kandırmak da istemem. Ben bunu alacağım şu. Ama şu otu konuşuruz. Kendisine de izah ettik. Beraber o şu oyuncuyu alalım. Bir, 2 3. Gideriz bakarız. Biri aldık, aldık. Alamadık 2'ye bakarız. Bulamadık 3'ü alırız. Yani bunu çözeriz. Geçmişte hep yaptık bunları yani. Bir gecede burada Dinamo Kiev'e elendik. O gece 5 tane transfer yaptık. Bir gecede yaptık. Birisi gitti İspanya. Kez gitti. Edulu Bir şey ed Edulu yaptık, şey yaptık. Devdi, devidi. 5 tane bir gecede transfer yaptık. Onu şey. Daha önce de hiç konuşmamıştık. Onu da söyleyeyim. O ben gece oturup toplandık. O Zico'yu çağırdık. Hangisini istiyorsun? Dedi. O David'i istedi bir tek. David'i alın dedi. Ve hemen gitti arkadaşlar. David'i aldık geldik. Hmm. Son dakika transferleri de eleştirildi sonrasında ama başkanım. Bu e, ama şimdi o zaman bak burada söyleyeyim. Bak sen bana top atıyorsun Mustafa <laughs> Bey. Atma. Bak 32 yaş üstü futbolcular aldı. O ifadelerinde diyordu ki ben almayacağım. Şimdi Emre Belezoğlu 39 yaşında. Çeko 37, Panucci 36, T -T -T Tadiç 35 gidiyor. Gökhan Gönül 35, Adil Rami 34 gidiyor. Şimdi ondan sonra da neyi söylüyordun? Yani yok sadece o şey son dakika transferleri oldu mu? O dönem. Hani, o dönem. Yani, yani eş, o sonrasında, sonrasında diye, O dönemi hatırlattı biraz. Onu da çıkarttı Mustafa arkadaşlar. Yapmadım. Bulursam söyleyeyim. Sayın Başkan en beğendiğiniz transfer hangisi diye sordum sizin döneminizde. vermek hepsi. istemediniz. Hep hep hepsi. Peki mevcut Fenerbahçe kadrosu ile alakalı. iyi bir kazı o. Onu söylüyorum. Böyle hani bu... oyuncu ismi yani şu. Mesela ben şahsen Tadiç bu sezonun oyuncusudur bence. Niye hiç sakatlanmadı. Fred de çok iyi ama ben tadı seçerim mesela. Sizin böyle e... Şimdi hem yaz hem de kış transferinin son bir haftasında Sayın Ali Koç ve ekibi Fenerbahçe'ye tam 27 transfer yaptı. <laughs> Biz bir tane iki tane yapmışız böyle. Hepsi burada yazılı bak. Her şey. Hangi yıl ne aldılar? Bak burada size söyleyeyim. Burada 18, 18, sizin 18 19 16 futbolcu 26 milyon euro demişler. Bu, bu, Siz... bir de bu kadro ile sizi bayağı e, kaliteli görüyorsunuz ve çok fazla transferi... ya, üç, en azından ama dörtte. Ya 2018'de kadro da kaliteliydi. İkinci oldu. Aykut Kocaman teknik direktör. Onunla devam etseydiler, onunla devam etseydiler, 3-4 tane de kaliteli oyuncular katsaydılar, Yıldız veya daha kaliteli oyuncu katsaydı, Fenerbahçe o sene şampiyon olurdu. Şampiyonluğa oynardı. E Fenerbahçe ne oldu? Küme düşüyordu. Bir söylemiyorsunuz, bahsetmiyorsunuz. Fenerbahçe tarihinde iki defa küme 59'dan bu yana iki defa küme düşme yaşadı. Bir Alişen Başkan rahmetli Vauz Anton Son 3-4 hafta sonucunda işte Avaraj'da ligde kaldı. Bakın tabii 80'li yılların başında. Söylüyorum bakın yani. Bir de burada oldu. Küme gidiyordu. İşte 5-6 maç kala veya 7 maç bilmiyorum artık o ezbere. Orada topladığımız puanlarla ortaya çıktık. 7. olduk, 6. olduk. küme düşüyorduk. E başarı nerede? Başarı yok. Yani sizin aslında bu söylediklerinizin içerisinde şu projeleri konuşurken en güçlü tarafınızın sizin de vurgunuzdan şunu anlıyorum ki bir liderliğinizi, iki projelerinizi Tabii. görüyorum. Tabii. E, bu seçim süreci içerisindeki üslup ve belki atışmalar bunları biraz geri planda bırakmış olabilir mi? Yok yok ondan değil. Ya da Fenerbahçe'ye zarar verdiğini bak. düşünüyor musunuz karşılaşmaların? Mustafa Bey bu kongrenin öncelikle bu kongrenin sonunda kazananın Fenerbahçe olmasını istiyorum. Bak ne kadar sakinim. Ben, şeyim yok yani öyle ben ille başkan olayım diye benim bir nedenim yok. Ben bu kulübe kimseye nasip olmayacak 20 sene başkanlık yaptım. 20 sene ben bu kulübe emek verdim. Sıfır olan mal varlığı şimdi oynadıkları bütün tesisler Aziz Yıldırım ve arkadaşların yaptığıdır. Bir tanesinin biz buraya yaptık. Biz burada şu sporu yapıyoruz. Var mı bir tane? Yok. Yok. Ben stadı yaparım yapamaz. Benim geçmişte yaptığım arkadaşlarımla beraber hepsi teminatıdır. Biz yapacağız demişsek yapmışız abi. Ve hayale gelmeyecek şey yaptım. Bak sana bir şey anlatayım şimdi burada. Ben metniste yatıyorum. Mektup geldi. Belki o hanımefendi de bizi dinliyordur. Mektupta yazıyor. Diyor ki eşim diyor Fenerbahçeli ben Galatasaraylı veya tersi de olabilir. Ankara'ya gittik diyor. Bir yere bir katılmışlar. Oradan dönerken ya şu topuk yaylasını bir görelim dedik. Ve diyor girdik yola. Çok güzel bir yol. Gidiyoruz ormanın içinde. Ama nereye gideceğimizi anlamıyoruz diyor. Sonunda bir çukura düştük diyor. İsviçre'ye geldik zannediyor diyor. Ancak bunu diyor bir deli adam yapar diyor. Bu <laughs> yeter bana. Sana teşekkür ederim diyor. Hem Fenerbahçe'ye hem de bu ülkeye kattığım bu test için diyor. Sayın ben de ona teşekkür ediyorum. O yüzden bu, belki de hani o e, stadın inşaatında başlasanız da şampiyon olmasam da ben sezon sonunda bırakırım deseniz de bu stadın eder. bu stadın e, devamını da getiririm diyorsunuz yani o ya ya, Onlar yapar devam eder. Yani zaten mali konusunu ortaya koyacağız diyeceğiz. Bak böyle yapacağız. Bizden sonra gelen insanlar da yaparlar. Problem değil yani. O Sayın başkan, bu tesislerin önemi nedir peki? Yani ne? mesela bu kadar tesis yaptınız. Hatta o dönem çok eleştiriyordunuz. Yani işte e, burası bir inşaat kulübü değil vesaire tarzı tabii, size eleştiriler tabii. vardı. E, bu tesisleşmenin kulübe kazandırdığı katma değer nedir? E, yanılmıyorsam e, Ancelotti geldiğinde e, çok fazla e, gezdirecek yok, yerimiz yok tarzı var, değil bir... Bir stat bak. Yani hiçbir 25 bin kapasiteli kötü bir stat. Ona yapacağım dedim inanmadı. Yapacağım dedim stadı inanmadı. Götürdük şeye dev ağzını gezdirdik. E, pevşan. Orası yani da yabancıları bir... ikna ediyor. Tabii. Ya, şey, geçen açıklamalar var. Mourinho'yu götürmüşler Samandıra'ya galiba. Tesisler çok güzel diye bir açıklamasını ben okudum tamam. yanlış değilse. Evet, evet, topuk evet. erdesine gidiyorsun, kamp yapıyorsun. O projeden etkilendiğini ya. de. Tabii. Ki Mourinho daha gelmeden bir şey, röportajda açıklaması vardı. Tesisleri iyi olan bir kulüpte Çalışmak istiyorum diye bir açıklaması oldu. Ama bir taraftan da taraftarın beklentisi şampiyonluk ve son 14 sene. Biz şampiyon yapacağız, şampiyonluk ona gelmek var. istiyoruz Hünkar Bey. Benim gibi söz verebilecek adam var mı? Bak söz veriyorum. Diyorum ki, çünkü Fenerbahçe raydan çıktı, vagon devirdi. Haberiniz olsun. Başka eve gidiyor Fenerbahçe. Bugün Ali Bey'in bir açıklaması var. Diyor ki, yani kulüp satılabilir imajı var. Orada imaj... Ben öyle anladım yanlış anlamadım. Yani e, sahiplik konusunda bir iş adamı olarak hani ben e, taraftar olarak söylerseniz asla satılmasın ama sahiplik konusunda e, iş insan olarak satılması gerekir. yani. Futbol endüstrisini sahiplik modeliyle yükseleceğini. bu UEFA da bunu desteklediğine dair. He, kim? UEFA. UEFA her şeyi destekler. Aleyhimize olan her şeyi destekler. <laughs> ben UEFA'ya UEFA Başkanı benimle tanışmak istemiş şu andaki Çeferin. He. Yıldırım Demirören de vardı. Şevket Yardımcı vardı. Benle tanışmak istemiş. Gittik tanışmaya. Dedim ki en büyük şikeci dedim. UEFA dedim. tak kaldı. İstiyorsan sana doküman göndereyim dedim. E göndersen şey olur dedi. Yani UEFA ne kim yani? UEFA UEFA sanki bizim futbol federasyonundan farkı var. Benim e, <laughs> bir tabii. Bakın UEFA'yı. Şimdi bize bakalım. <laughs> Biz Fenerbahçe'ye Spor kulübü, futbol takımı, diğer bran branşlar hepsi Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı müddetçe sonsuza kadar onlar da Fenerbahçe'nin taraftarını oluyor. 30 milyon taraftar diyoruz, 25 milyon taraftar. Siz bunu şahsa sattığınız zaman o kadar taraftar olur mu? Taraftar ne kadar olacak? İşte stada gelen kadar olur. Hı hı. Onun dışında olmaz yani. Sevgili bu seçim dönemiyle ilgili tabii, tabii. Onun e için kulüp öyle sakın şirkete, büyükete oraya buraya satılamaz e, Sayın Başkan şampiyonluk çok önemli tabii ki. E, sizin son döneminizde 4 sene bir şampiyonluk gelmedi. Evet. Doğru. Bu altı yıl bir dinlendiniz, dışarıdan gözlemlediniz. E, bu dört yılda şampiyonluğun gelmemesiyle alakalı e, bir öz eleştiri yaptınız da e, sebebi sebepleri yaptım demiş. E, evet. çok evet. Hani, en başta söyleyeyim. Kendiniz yok şu açıdan söylüyorum. Hani oyuncu profili biraz düştü mü? Ben mesela işte aslında onu sormuştum ama biraz arada kaynış. Anelka'lar, Ortega'lar bir sürü oyuncu gelmez. Sanki son dönemde biraz oyuncu profili e, orta seviye düşmüş gibi geliyor bana. Mesela Van Persie geldi, Dani geldi, Kayar geldi. Daha orada e, Joseph geldi. Yani orada gelen oyuncular da oldu. Julian Oradaki vardı. hadise biz konsantre olamadık. Hı. Biz odaklanamadık. Biz diğer işlerle uğraşmaktan zaten onun için söyledim. Ya o kadrolarla da... futbolla ilgilenin. Ben de öbür işlerle ilgilenim. Amacım oydu yani. Onu başaramadık, yapamadık. Son yılda belki hani biraz seçim sürecine girmiş bir... E, Tabii, bir yıl önceden başladılar. Tribünlere gelmeyin, forma almayın. Televizyonda yayıncılar başladı yayın yapmaya. Konuşmamamızın tamam. sebebi de bu 6 yıllık süre içerisinde bu mu aslında biraz hani seçim dönemlerinin öncesinde? Hayır, hayır. Bak şimdi, bir daha söyler misin? Yani seçim öncesinde konuşmamamızın o sezonun, yani seçim olacak sezonların sonunda... Tabii konuşmadım yani. Bu üç haftada ortaya çıktık. Ya bu yanlışla bir görünce, tamam mı? Bir burada bir, bak Ocak ayında ne dedim? Fenerbahçe'de başkanlık sorunu yok dedim. Sükunete ihtiyacı var dedim. Ama onlar karıştırdılar. Yok kulübün gelip hesaplarına baksınlar, kitaplarına. Demokrasi, böyle demokrasi olmaz ya. Galatasaray maçı öncesi basın toplantısı yapmanız, daha doğrusu açıklama yapmanız üzerinden Sayın İsmail Bin, Kartal da Serzeniş'te bulundu. Niye Serzeniş'te bulundu? Bak kendisini gönderdiler. Ve diyorlar ki biz daha önceden konuşuyorduk, ediyorduk. Ben düştüyse açıktan net söyledim yani. O nasıl şampiyon 6 puan fark vardı. Morun'un haberlerini çıkaranları Allah'a havale ediyorum dedi. E tabi, o, ya, kim antrenör yaptı onu? Fenerbahçe'nin antrenörü kim yaptı İsmail Kartal'ı? Hadi size sor. Ersun Yalın istifası sonrası. Siz. Ben yaptım. Ben yapmasam onun böyle bir eve gelme şansı var mıydı Allah aşkına ya? Yanlış yanlış gör. Bak, antrenörde, oyuncuda herkes yönetimle karar alırsa ona uyma mecburiyetindedir yönetim. Öyle ben varken işte konuştular. Ya Avrupa'da görüyor musun? Antrenör devam ederken gidip başka antrenörle anlaşıyorlar. Gelip maçları bir seyrediyor adam. Hem de büyük kulüpler. Yani küçük kulüpler değil, büyük kulüplerde antrenörle anlaşıyorlar. Diyorlar ki seni göndereceğiz, ayrılacağız. İyi, el sıkışıyorlar. Başka bir antrenör geliyor seyrediyor, inceliyor, bakıyor. Değil mi? Bunlar gayet doğal yani. Bir soru da şu. Cumartesi günü seçimi yönetecek kişi de aslında belli evet. olacak. Ve bu, bunun da e, önemini görüyoruz açıklamalardan. Sen Ali Koç da açıklıyor. Şekip Bey mi olacak yoksa Vefa Küçük mü olacak? Bu sizin için fark eder mi? Sizin yorumunuz nedir bu konuda? Cumartesi günü alınacak sonuç pazarı etkiler mi? Sizlere? Yok etkilemez. O, o ayrı bir konudur. Bak şimdi. Burada dipten bir dalga geliyor. Dip dalgası var. Ne olu bilemiyor. Nasıl olur bilmiyor. Yani ben yolum yapamıyorum. Ama bir dip dalgası var. Gelip insanlar diyorlar ki sana yanlış yaptık, helallik istiyorum diyorlar. Bu enteresan bir laftır. Tamam. Şimdi biz Şekip Bey'in olmasını neden istiyoruz? Şekip Bey uzun yıllar federasyonunda tecrübesi var. Sonra gelmiş Fenerbahçe olarak. Fenerbahçe avukattı. Yönetimde değil avukattı. Ama sonradan az başkan vekili oldu federasyonda. Levent Kıçak, yönetiminde. Sonra geldi biz istedik. Davet ettik. O da kabul etti. Geldi Fenerbahçe yönetimlerinde oldu. 2011'de Metris'te gitti yattı. Bu kulüp için. Yattı. Bir tanesi bunların içinden bir tanesi gitsin metniste yatsın. Bir hafta yatsınlar. Ne istiyorsa vereceğim onlara. Bir hafta. Ne dedi Ali Bey? Şekip'le beraber çıktılar bir televizyon programında. Kaşımın üstünde göz, gözümün üstünde kaşım var. Benim ailem var. Onun için ben dedi yönetime girmedim. Ayrıldım dedi. Biz dedik mi? 186 seneyle yargılandım. 186 sene. Bir gün boynumu eğmedim. Kana gittim. Kararı açıkladılar. 6 sene 3 sene Yargıtay cezayı bastı. Ve tutuklanmam gerekirken yani gelsem tutuklayacaklar. Özel uçak tuttum. Uçakla gelirken o anına geldim. Ortanca kardeşim aradı. Dedi ki abi gelmeyeceğini söylüyorlar. Nerede? Almanya'dan yayın yapıyorlar dedi. Sen gelmeyecek misin? Ben dedim uçağın içine bindim de seni arayacağım. Ve bindim aradım. İnsanlar geldi beni karşıladı bağırlarına bastılar. Kaçmadım. Altı sene 3 ay iki sene 3 ay yatarım vardı. Geldim haksız olduklarını bildikleri için 6 ay yeniden yargılama çıkana kadar aslında kaçak gezdim. Kulüpteydim her yerdeydim ya, yargılayıp alıp tutup götürebilirlerdi. Biz bunlardan korkmadık ya. Çekinmedik. Cumartesi, çekip şimdi, Şekip Bey, şimdi Bey bunları yaşamış bir insandır. Divan başkanına, yüksek divana aday olmuştur. Seçilmiştir. Hep demokrasi diyorlar ya. Seçilmişse ona saygı göstereceksiniz. Ha dersiniz ki şunu söylersiniz. Biz efendim seçimde Vefa Bey'e aday çıkaracağız. Siz de Şekip Bey'i çıkarıyorsanız orada oylanır. Hangisi kazanırsa o divan başkanı olur. Ama biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Fenerbahçe'de artık yüksek divan başkanları muhakkak yapılan kongrelerde de divan başkanı olmazdı. Çünkü dışarıdan birini gelip seçip oya koymak etmek onlara hakarettir. Bu geleneği yerleştirmek lazım. Onun için de biz Şekip Bey'in olmasını istiyoruz. Şekip Bey başkan olsun. Altında 7 kişi mi 6 kişi mi daha olacak galiba. Onların hepsi Ali Bey'in ekibinden olsun. Biz buna da varız. Çünkü çoğunluk karar verecek. Yani Ali, başkan karar veremiyor. Kaç kişi? 7 yedi kişi. 7'nin 4 kişi ne derse o oluyor. o için orada Şekip Bey'in bir fonksiyonu olmayacaktır. Ama bu gelenek başlamış olacak. Onun için biz Şekip Bey'i destekliyoruz. Evet. Bütün kongre üyeleri, karşı taraftaki olanlara da söylüyorum. Gelin Şekip Bey'e Metris'teki yatmalarının karşılığında bir vefa borcu ödeyin. Bunu da bekliyoruz. Ben... Cumartesi günü konuşmalar aslında o zaman önemli olacak. Yani siz diyorsunuz ki bu seçimin yani divan başkanlığı seçiminin sonucu seçimin sonucunu etkilemez ama konuşmalar etkili olacak. Çünkü Mustafa Bey yani oya gelse gelse... Diyelim ki 10 geldi. 10 bin, 20 bin. E 46 bin kişi Tabii çok daha fazla yaptı. kişi gelecek. 26 bin kişi sonra gelecektir. Onun için o için o divanı etkilemez. Yani. Hep Hı. böyle bu mantık var evet, Sormak yerde. istediğim şey aslında hani o gün önemli bir gün olacak. Konuşmalar bence etkileyecek. O, onun dışında konuşmalar. var. Orada e, şu merak edilecektir. Şimdi her iki e, başkan da yönetim kurulu listelerini verdikten sonra sizin listenizden 3 e, kişi Yok. Ee, bir, bir asıldan çıkardık. Yani hayır. bir haberi olmadan çıktı yazıldı diye söylediler. Ya, Siz on, bir onların tavrını ya, nasıl anlıyorsunuz? Hayır, yedekti o. Fatih Aslan yazacaklarına bakmışlar şeyle. Önünde bir kelime o şahıs da yani oymuş öyle. Yani orada bir problem yok yani, yani yedek, yönet zaten. Bu bu listeden çıkan isimler sizin yönetim kurulunuzun zayıfladığı yönünde konuşulabilir o günkü konuşmalarda. Bu şey diyorsunuz. Tam tersi kuvvetlendirdik. Da Ömer Topbaş'ı içeri aldım genci. Şeyi, e, Cengiz Bey'i dışarı çıkardık. Cengiz Bey bize dışarıda daha çok faydalı olacaktı. Peki. Daha, daha çok hedef olmaması için ve kendi isteğiyle onu dışarı çıkarmış olduk listeden. Ama Ömer Topbaş aldık. Gençti. Evet. Fenerbahçe'ye ileride çok hizmet edecek bir genç kardeşimizdir. Ondan öbürü zaten yedekti. Yedeğe de bir avukat Savaş Bey böydük. O da avukattı. İyi oldu. Daha iyi oldu. Sayın Azım çok teşekkür ediyoruz. Bitti mi? Evet. Elaz <laughs> Bu gibi Sabah <laughs> kadar devam edeceğiz. Daha sizin, yeni açıldı bizim şey, projeler. Sizin projeler ve e, e, bankaları ve... da kapatacağım. Bak ilk önemli işlerden bir tanesi de 4 milyar olan banka borcunun kapanması lazım. Nasıl kapanacak? Bunu da çok anlattım. Yoksa her sene 2 milyar faiz Fenerbahçe ödeyecek. O da 70 milyon dolarlara gelip 5 sene sonra ana paranın üstüne çıkar. Bunları çözmemiz lazım. Ben bunları ben anlatıyorum, çiziyorum. Ben, biz kaybettik. Bunları alsın, yapsınlar. Destek istiyorlarsa oyunda arkadaşlarla konuşuruz, yaparız. Yani problem değil. Her şey fena bahçe. Ben ben bir son bir soru sorayım ama. Yani şeyi, bir yerde e, gördüm ki Onursal Başkanlığı e, çok kabul etmiyorsunuz. Ya ne işi var e, Onursal başkanlığı Evet, ama efsaneye de karşıyım ben. Böylese iki <laughs> efsane var. Bir Fatih Sultan Mehmet çağ değiştirmiştir. Bir Mustafa Kemal Atatürk. Başka efsane yok abi. Öbürler hepsi lafın gelişi söylenen sözlerdir. Mustafa Kemal Atatürk, layık cumhuriyet, Kur'an, bu ülkeye hediye eden, onun içinde bize ışık saçan, geleceğe yön veren olan, yön veren bir kişi olduğu için de bugün yaşadığımız bu toprakları bize hediye etmiş bir kişidir. Onu biz yolundan gideriz. Dediklerini yapmaya çalışırız. Diğer geri kalan efsaneler falan onlar bir yakıştırmak. Bunu da bitirelim o zaman. Evet. E, Şunun da bitirelim. Seçim sonucu ortaya çıktığında Evet. Kazandığınızda veya kaybettiğinizde. Sayın Ali Koç'la birlikte bir Görüntü verecek misiniz? Veririm. bak ancak bir şartla. 2018'de yapılan kongredeki hakaretli konuşmalar yapmazlarsa. Birbirimize saygılı olursak. Bak ben oturmuş bir adam yani. Yaş olarak da bilgi, tecrübe her şey olarak bir başka adamım yani. Ben liderim. Onun için onlar eğer buna riayet ederlerse hünkâr Ben de her şeye riayet ederim. Ne olacak yani? Benim bir beklentim. İlle başkan olan beklentim yok. Üç haftadır ortaya çıkmam vermem. Fenerbahçe'ye ivme kazandırdı. Hisse i̇şte senedi arttı. Galatasaray yedik. Mourinho geldi. Yarın başka oyuncular gelecek. Çünkü niye? Benim bunları yapmayı hedef koyduğum için o hedefi yapma mecburiyetleri var. Yoksa üç ay 5 ay sonra Kongo yaparlar yine Orada ben olmam artık. Gençler gelecek. Ve gene 60 bin üye var. Bu 60 bin üye, üyenin içinde en az 20 bin başkanlık yapabilecek Fenerbahçeli var. Onlar artık ortaya çıkmadılar. Yaşasın Fenerbahçe diyor. İyi ki Fenerbahçeliyim. Çok teşekkür ediyoruz, ediyoruz Sayın Aziz Yıldırım. teşekkür teşekkür, atmas, teşekkür ediyoruz. Değerli seyirciler sizlerle birlikteydik. Fenerbahçe'de seçim dönemi ve Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım konuğumuzdu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.